Anlam ve Adalet bünyesinde hazırlanan Vaat Sevenler ve Engin Arıkan'ın hazırlayıp sunduğu Hukuk Düşüncesi Podcast başlıyor. Anlam ve Adalet'in Hukuk Düşüncesi programından herkese merhabalar. Karşımda Engin Arıkan, ben Vahdet İşsevenler. Engin selam. Merhaba. Hukuk eğitimi konuşalım istedik bugün. Çok hukuk düşüncesiyle alakası yok diyenler olabilir. Ama sonuç itibariyle bizim mevzumuz hukuki muhakemenin yetkinleştirilmesi. Hukuk fakültesinin işletilmesi yani. Dolayısıyla hukuk eğitimi hakkında düşünmek de hukuk fakültesini tasarlamak demek oluyor. Dolayısıyla çok kel alaka bir iş yaptığımız kanaatinde değilim. Hukuk nedir sorusuna verilecek cevapla son derece yakından alakalı bir husus olduğunu düşünüyorum. O yüzden başlayabiliriz. Benim ilk takılacağım şey şu olur. Belki hani mevcut durum için söylenecek çok şey var ama onlara sırası geldikçe değiniriz. Benim yıllardır aklımda olan şey ise biraz daha başka bir şey. Biraz radikal gelecek bir şey ama madem hani hayal ediyoruz, düşünüyoruz sonrasında radikal şeyler öne sürmenin de bir sakıncası yok diye düşünüyorum. Yani lise mezuniyetinin hukuk eğitimine başlamak için erken olduğu kanaatindeyim. Yani birinci sınıf dersleri anayasa ve medeni hukuk dışında zaten çok da böyle şey ciddi dersler olarak görülmez. Ne öğrenciler tarafından ne akademisyenler tarafından. Ama anayasa dersinde anlaşılması kolay bir ders olduğu kanaatinde değilim. Medeni hukukun da ki yani bu ikisi zaten birisi kamu hukukunun temeli, diğeri özel hukukun temeli. Bu ayrımı ciddiye alacaksak. Dolayısıyla temel ihtiva eden dersleri kolay dersler olarak görmek ve birinci sınıf öğrencisine, lise mezununa bunları sunmak bence zaten çelişkili bir durum. Peki ne öneriyorsun denilecek olursa? Yani yurt dışında şöyle bir uygulama olduğunu biliyoruz biz. Hukuk fakültesinin ikinci üniversite olması durumu. Bu biraz fazla radikal olabilir ama onun yerine şunu önerebilirim. Hukuk fakültesi öğrencisinin, hukuk mezununun bilmesi gerektiğini düşündüğüm ama hukuk fakültelerinde asla yer verilmeyen, nadiren de olsa yer verildiğinde çerez ders muamelesi gören kimi konular var. Bunlar mesela tarih. En fazla aldığımız tarih devrim tarihidir. Atatürk ilke ve inkılapları o da. Yani o da yani öğrencinin asla takip etmediği ve hani ÖSS'deki bilgileriyle sınavını verebileceği şekilde ele alınır. Yani bir ciddiyeti yoktur şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Ki tarih dediğimiz de ilke ve inkılaplardan ibaret değil muhakkak. yani hani ne yakın tarih var, ne toplum tarihi var, ne uygarlık tarihi var. Dolayısıyla hani hukuk da aslen yani insan eylemiyle ilgili bir disiplin. Fakat bu insan eyleminin geçmişini bilmesine gerek yok. Bunlar nasıl oldu, biz bu noktaya geldik? Buna dair bir bilgiye sahip olmamıza gerek yok gibi tuhaf bir varsayım var. Bu enteresan. Sadece tarih meselesi değil. Yani sadece zaman içerisindeki akışı değil. Aynı zamanda bulunduğun durumun da bilinmesi icap eder. Bu bağlamda sosyolojinin kesinlikle yer alması gerektiği kanaatindeyim. Yani hukuk bağımsız bir sistem değil. Onu etkileyen ekonomi var. Belki de onu belirleyen ekonomi var. Yine siyasetin tesiri altında hukuk. Dolayısıyla sosyoloji gibi, siyaset bilimi gibi, siyaset felsefesi gibi. İşte biz hukuk felsefesi anlatıyoruz. Fakat genel felsefe olmadan
bunu anlatıyoruz. Bu bağlamda genel felsefenin artık hepimizin herhalde üzerinde uzlaştığı bir başka husus, üç kişiden ikisi okuduğunu anlamıyor. Dolayısıyla metin okuma dersi, üç kişiden neredeyse üçü metin yazamıyor. Dolayısıyla bir yazma becerisi dersi, mantık dersi vesaire vesaire gibi bir iki senelik müfredatı rahat dolduracak dersler var. İkinci bir fakülte olarak görülmese dahi hukuk eğitiminin uzatılması, ilk iki senenin derslerinin bunlardan oluşmasının mantıklı olacağını düşünüyorum. Evet ya, bence de iyi olur. Bu şey, hukuk fakültesinin 5 sene olma projesi vardı. O oldu mu? Belki öyle bir benim dersler artırılacaksa. Çok da öyle bir şey yoktu yani. Yani benim açıkçası hani bilmiyorum. Hani ben bunlara hepsine evet olsun derim, desteklerim derim. Sadece şu endişe devam eder. Hani şu anda biz hukuk eğitiminde eksiklik, işte sorunlar olduğunu düşünüyoruz. Muhtemelen diğer fakültelerde de benzer sorunlar olduğu için ya, o derslerin anlatımında da hani benzer eksiklikler hani olabilir diye. Hani bu dersler kesinlikle bence çok iyi olur. Ama nasıl? Hakkıyla yerine getirebilecek miyiz? Evet, evet, evet. Yani hani yani onları verince iş, yani bilmiyorum hani fiiliyatta çünkü diğer, yani şundan dolayı şüpheciliyim. İşte mesela tarih, yani hukuk fakültelerinde diyoruz belli eksiklikler var. Yani tarih fakülteleri de, sosyoloji bölümleri de, felsefe bölümleri de, yani muhtemelen hani başka sorunlar olduğu için, eğitimle ilgili genel problemler olduğu için. Ama hani, biraz düşünelim. Yani biraz hani fazla belki açık sözlü olacak ama açıkçası bizim zaten yerine getirebileceğimizden fazla üniversitemiz, yani hakkını verebileceğimizden fazla olduğu ortada değil mi? Yani hani, hepimiz yine aslında şunda uzlaşıyoruz. Yani ara eleman yetiştirilmesine yönelik daha fazla programın olması gerekirdi. Meslek liselerinin daha ciddi olması gerekirdi. Üniversite mezun olmak tek başına bir anlam ifade etmemeliydi. Kaldı ki özellikle sosyal bilimler alanında verilen eğitimlerin neticesinde mezunların iş bulma durumları da ortada falan filan. Dolayısıyla bu kadar üniversite olmasının bir sebebi, önemli bir sebebinin de şu olduğunu düşünüyorum. O yaş grubunun bir şekilde meşgul olması gerekiyor. Yani hani bunu mesela en azından işsizlik rakamlarından düşürüz. Onun dışında bir yere bir üniversite açmak oranın ekonomisini canlandırıcı bir faktör oluyor. Şimdi böyle baktığımızda hali hazırda zaten kimsenin tercih etmediği, yani kontenjanlarının dolmadığı edebiyat fakültesi bölümleri var. Felsefe bölümü, sosyoloji bölümü. Buralarda doldurmak mümkün olmuyor işte. Latin dili edebiyatı. Şimdi bunları böyle ayrı kompartmanlar olarak koyduğunda hem burada yüksek lisans doktora eğitimi almış kişilerin, akademisyen olmak için bu yola girmiş kişilerin sonra da işsiz olması durumu söz konusu oluyor. Hem de buraların mevcut halinde de öğrenci talebi son derece düşük. Ama şunu pek hala söyleyebiliriz. Latin dilinin bilgisine, Latin edebiyatının bilgisine sahip kişiler hukukçuların işine yarar aslında. Tabii. Yani Roma hukuku kürsüsünde neden bu kişilerde istihdam edilmiyor ki? Evet. Gibi. Aynı şekilde felsefedekiler neden felsefede çalışmak zorunda ki? Yani siyasetçinin felsefe bilmesine gerek yok mu? Sosyoloji felsefi temelli bir bilim değil mi? Ya da işte hukuk felsefesi diye bir şey var da bunun genel felsefe bilmeden hukuk felsefesi oluyor mu? Biz kendimizden biliyoruz bunu. Yani hukuk felsefesi çalışanlar tamamı neredeyse hukuk çıkışlıdır. Ve felsefe bilgisi eksikliğini dışarıdan tamamlamaya çalışır ve hep işte yarım yamalak olduğundan şikayet ederiz. Yani. Dolayısıyla belki yani, bunları bir arada düşünmek lazım zaten. Evet. Yani ben hani hani bir öneri sursam, yani kendi mesela öğrenciliğimi hatırlıyorum. Ben mesela lisanstayken çok başarılı bir öğrenci değildim.
Yani bir sebebi bence, hani yalpalamamın bir sebebi, ben sınavlara daha çok ders kitaplarından çalıştım. Yani hukukun genel mantığının nasıl olduğu, bu hani hukuka giriş dersinde olabilir, hukuk felsefesinde olabilir. Hatta aslında tabii derslerin, yani o dogmatik derslerin kendi içinde de olabilir. Orada açık olsaydı, yani daha açık açık mesela hani bu hukuk felsefesindeki bu kuramlardan gidersek, hani illa biri doğru diğeri yanlış değil de bazıların söylediği doğru şeyler üzerinden gidersek, işte hukuki pozitivizmin mesela, işte hukuki geçerliliğinin tam olarak ne olduğuna ilişkin analizleri açık açık, arkadaşlar hukuki geçerliliği belirleyen unsurlar bunlardır, bunlardır. O yüzden bir hukuk problemi de bunlar kaynaktır ve hukuk kaynak temelli bir sistemdir denseydi açık açık. Yani mesela ben ilk senemi hatırlıyorum, anayasa hukuku dersinde o kıyamet kadar şeyler dönüp duruyordu ama nihayetinde asıl belirleyici olanın en azından sınavlarda veya işte mesleki hayatta hukukun kaynakları, onlar arasındaki geçerli ilişkileri olduğu açıklansaydı daha kolay anlardım meseleyi. Çünkü bunlar hep iç içe anlatılıyor. Hani ben şeye karşı değilim, daha sonra hani de onu da konuşuruz, hani adalet meselelerinin tartışılmasını demiyor. Ama ikisi arasında belli bir farklılıkların olduğu, bağlamının farklı olduğu, açık olsa, böyle bir çorba halinde değil de açık açık olsa evet, yani tabii. Çünkü yani ilk fakülteye girdiğini hatırla. Yani şimdi hukuk ne bilmiyorsun. Evet. Aklında böyle hukuk nedir deyince yani işte ahlak var, bir yasalar var, bir şeyler var ama yani ne nedir, bağlamı nedir? Önüne bir kitap geliyor, işte 3 ay sonra sınav var, onu çalışıyorsun. Öyle bir hani şey, karman çormanlık var. Yani onun yerine hani öğrencilere, yani neticesinde hani hukukçular iyi kötü, bilinçsiz bile olsa, hani hukukun genel mantığını anlasa bile bunun baştan açık bir şekilde verilmesi bence yani öğrencilerin dersi daha iyi anlamaları konusunda, yani mesleklerinde de, yani sen de hani biliyorsundur, insanlar mesela hani avukatlar bazen o dürüstlük kuralı diye atıyor, sallıyor duruyor veya işte diyor ben Avrupa İnsan Hakları'na başvuracağım diyor, işte benim başıma bir şey geldi diyor. Hani o mantığı anlamadıkları ortada, anlatabiliyorum. Yani bazı öğrenci, özellikle benim gibi hani çok iyi olmayanlar diyeyim, kaybolmalarını engelleyecek en basit şey bence. Hani ben bunun öğrenciden önce akademisyenin bir problemi olduğunu düşünüyorum. Yani tabii o da var. Biraz daha radikalleştireyim. Şimdi işte dedin ki işte hukukun ne olduğunu önce bir anlatsalardı bize. Dedin ya mesela, şimdi normalde bu nerede anlatılır? Hukuk başlangıcı, hukuka giriş diye bir ders vardır değil mi? Şimdi hukuka giriş dersleri, hukuk başlangıcı dersleri üç şekilde anlatılıyor. Kemal Gözler Türkiye'deki literatürü taramış ve bunun tespitini yapmış. Ya işte böyle şey, her alanın biraz özeti, bunu ciddiye alınacak bir tarafı yok, geç. Ya hukuk felsefecileri tarafından hukukun mahiyetini açıklamaya yönelik teoriler anlatılıyor. Ya da işte şey, Kemal Gözler'in yaptığı gibi hukuk genel kuramını özetleyecek şekilde ve işte idari teşkilata falan yer vererek anlatılıyor. Şimdi bunu niye söyledim? Şu yüzden söyledim. Ya şimdi sen çıkıp Kelsen anlatabilirsin, hukuk felsefesi anlatmış olursun. Hart anlatabilirsin, hukuk felsefesi anlatmış olursun. Bunları böyle sıra sıra anlatırsan hukuk felsefesi anlatmış olursun. Tabii o çok. Ona girelim demiyorum ben. Yok, ben şunu esas söylemek istiyorum. Yani sıkıntı şu. Sen hukuk budur diye bir şey anlatacaksın orada. Ama senin bu anlattığın cezada paylaşılmayınca, medenide paylaşılmayınca, evet. Yani medeni hukuk bu şekilde ele alınmayınca, idari hukuku bu şekilde ele alınmayınca, ceza hukuku bu şekilde ele alınmayınca, o hukuk başlangıcı dersinin müfredatı oluyor. Yani hukuka giriş olmuyor gerçekten. Bunun böyle olmasının sebebi de bence daha ciddi bir problem var. Yani ben bunu hep soruyorum. Yani dogmatik hukuk alanında yayın yapılıp duruluyor. Tezler yazılıyor, kitaplar yazılıyor, makaleler yazılıyor. Bunlar akademisyen titriyle yazılıyor. Diyorsun ki işte bir tane konu seçiyorsun kendine. İşte anonim şirketlerde işte ne bileyim toplantı yeter sayısı
bununla ilgili bir şey, makale yazıyorsun ve diyorsun ki bu konuda şey, benim söylediklerimi ciddiye alın. Bu makaleyi yazmanın sebebi o. Senin söylediklerini niye ciddiye alalım? Çünkü ben ticaret hukukçusuyum. Yani hani ben burada bilimsel bir faaliyet yürütüyorum diyorsun. Ben de şunu soruyorum. Sadece ticaret hukukçusuna sormuyorum. Bütün dogmatik hukukçulara. Senin yaptığın faaliyeti bilimsel kılan şey ne? Yani normalde bir yönteminin olması gerekiyor değil mi? Onu senin ortaya koyduğun bilgiyi objektifleştireceğiz. Bu da nedir? Aslında onun bir teorisi vardır, odur. Yani o teori de senin işte fakülteye girişte anlatacağın şeydir. Ben bu teoriyi verdikten sonra sen bunu cezada da uygularsın, medenide de uygularsın diyeceğim bir şeydir. Şimdi yani şu bağlamda söylüyorum. Daha radikal bir önerim aslında şu benim. Şimdi bizim fakültede Yalova'da mesela şey var. Yanlış hatırlamıyorsam, olup olmaması zaten çok önemli değildi. Kişilere karşı suçlar diye ayrı bir ders var. Şimdi bu ceza üzerin konusu. Ceza üzerin konusundan bir tane de alt seçimlik ders çıkarılmış. Şimdi bakış açısı doğrudan uygulamaya yönelmiş olan bir kimse bu dersi bir müjde olarak görecektir. İyi. İşte ceza özel mevzuatında yetiştiremeyeceğimiz normal şartlarda konuları ayrıca işleyeceğimiz bir ders var diye. Fakat ben bunun hatalı bir bakış açısı olduğunu düşünüyorum. Şimdi geriye doğru gidecek olursak kişilere karşı suçlar ceza özelin konusu. Ceza özel dediğimiz şey ceza genel teorisinin suç tiplerinde uyarlanmasıdır. Tek tek suç tiplerini anlatıyorsun orada aslında. Ve bunların hepsini de anlattın. Genel ceza teorisi yani. Ceza genelde anlattın. İşte hareket teorisi neyse bu suç değişsin değişmesin. Yani her suç için geçerli bir hareket teorisidir. Ceza kanunun tamamında zaten bu hareket teorisi baz alınarak o kanun hazırlanmıştır. Dolayısıyla sen hareket teorisini biliyorsan tutup şey yapabilirsin. Onu bütün suç tiplerine uyarlayabilirsin. Senin özel suç tiplerini bilmeye ihtiyacın yoktur. Bu bağlamda hareket teorisini işlemeye daha fazla vakit ayırman gerekir. Hem bu evet, sayede kanun değiştiğinde sen o dersi tekrar almak zorunda kalmazsın. Çünkü sen arkasındaki evet, prensibi biliyorsun. Bu evet, prensip işte senin zaten yaptığın şey bilimsel. O prensibi işletmek zaten senin yaptığın şeyi bilimsel kılıyor. Ben bu bağlamda işte hukuk fakültelerinde ders de çok diğer yerlere göre. Bu tip şey uygulama derslerinin seçimlik olması gerektiğini düşünüyorum. Ceza özel niye zorunlu ders olsun? Onun yerine ceza genelin süresi arttırılsın. Şimdi hukuk felsefesiyle dogmatikçiler arasındaki mesafe de biraz buradan kaynaklanıyor. Ceza hukukunda işte cezalandırmanın amacı ya da işte hareket teorisi ya da işte irade meselesi. Bunlar ya da işte şey sözleşme teorisi özelden örnek vereceksek. İşte dürüstlük kuralına tut da hakka kadar yani bir sürü aslında dogmatik hukukta felsefi kavram var. Fakat bizim hukuk felsefesinde anlattığımız şeyler bunlar değil. Yani kimse hukuk felsefesinde Hegel'in hareket teorisinden bahsetmiyor ki. Ceza hukukundaki işte finalist hareket teorisini desteklesin. Dolayısıyla hukuk felsefesinde anlatılan felsefe uygulamada görülebilir bir felsefe olmadığı için kendi başına öyle bir ders olarak görülüyor. Aynen. Halbuki yani dogmatik hukukun temelleri var orada. Öyle. Ya ben yani çok daha hani mütevazı bir önerim yani aslında oraya bile gelmeden benim önerim. Yani çünkü mesela hatırla diyelim mesela lisanstayken sınıfta oturuyorsun. Hoca diyelim işte herhangi bir ceza hakkında falan şöyle sorular soruyordu. Böyle böyle olsa ne olur? Doğru nedir? Yani şimdi orada böyle bir soru geldiği zaman insan hele küçükse hani daha mesleğe yeni başlıyorsan düşünüyorsun ki ya demek ki hani hukuk mantıkla çözülebilecek bir şey. Yani ben yani mantıklı olacak bir şey böyle veya işte adil olabilecek bir şey cevap doğruymuş gibi geliyor. Halbuki orada yapılması gereken şey yani hukukun mantığı hukuki bir kaynaktan hareketli veya hukuki otoriteyi haiz bir kurumun yorumu veya işte kararı içtihadından hareketle hukuki doğru cevabı verebilmen lazım. Bu aslında tabii ki hani bu fikir, bu bilgi hiç verilmiyor demiyorum. Tabii ki veriliyor.
Ama ya öyle bir durum ki ben hani kendi öğrenciliğimi hatırlıyorum. Sanki hukuk bir mantık sistemi, işte böyle adaletle iç içe, işte ders kitaplarındaki açıklamalar aslında hukuk. Anlatabiliyor muyum? Ve onlar üzerinden böyle bir harmanlama yapılarak hukuki cevaplar veriliyor. Yani benim demek istediğim aslında, yani sen daha genişletelim diyorsun. Ona ben katılıyorum. Karşı olduğumdan değil de bence şu anki hukuk fakültelerindeki, tırnak içerisinde söylüyorum, kuru dogmatik proje bile iyi işlemiyor. Çünkü sebebi o kuru dogmatik sistemin mantığı bile tam açıklanmıyor. Yani o kuru proje bile şu anda bence iyi yürümüyor. O bile olsa yine iyi diyeceğim. Anlatabiliyor muyum? O yüzden olabilmesi zaten kuramsal arka planın o bu arada çok mütevazi bir kuramsal altyapı. Dediğim gibi yani uzun uzadıya Hart'ı, Kelsen'i anlatmana gerek yok. Ama en azından öğrenciye ya kardeşim sıradan bir mantıksal akıl yürütmeyle, etik akıl yürütmeyle hukuki akıl yürütme arasında bir fark var. Bunu açık açık verse, hani bağlantı, ben şey demiyorum bu arada, hani hiç yani birbirinden tamamen ayrıdır, işte ahlaki akıl yürütme yapılmaması gerekir demiyorum da, hani dediğim gibi bir soru sorulduğu zaman hukuki bağlamda ve bu durumda ne yapılması gerekir sorusunda doğal olarak hukukçular olarak farklı bir akıl yürütmemiz var değil mi? Ya o akıl yürütmenin özellikleri, kaynakları, mantığı anlatılsa öğrenciler de hem dersi daha iyi takip eder, kaybolmaz. Çünkü çoğu öğrenci, ben de bir nokta kayboluyordum. Yani bir şeyler geliyor, bir kavramlar var ama niye bağlanıyor belirsiz. Veya ders kitapları ezberleniyordu. Sınavda da işte şu soru gelirse bu cevap verilir diye böyle bir hani şey, hayatta kalma durum var. Yani en azından hukukun mantığı kuru bağlamda. Hani onun da ötesini tabii ki geçirmeye, senin dediğin şeylere ben de katılıyorum. Ama hani şu anki haliyle bence en azından çok iyi olmayan öğrenciler için, kendimi de bu grubun içine dahil ediyorum, o kuru dogmatik proje bile, yani anlatım bile tam şey değil, açık değil. Anlaşılmıyor yani, karışık bir şekilde veriliyor. En azından o altyapı verilse iyi olur bence. Buradan konuyu o zaman şeye getireyim. Ben dedin ya, en azından benim gibi kötü öğrenciler için. Bu da bence şey, bir kanayan yara. Ne bir kanayan yara? Hukuk fakültesinin tek başına çözemeyeceği bir problem var tabii ki burada. Hukuk eşit ağırlıkla girilen bölümler içerisinde hani şey, hukuk kazandım dediğinde, şunu kazandım dediğinde hani şey, en itibar görülecek olan. Dolayısıyla yani aslında ben iyi öğrenciyim, puanım harcanmasın diye hukuka gelen bir sürü kişi var. Ve hukuka geldiklerinde bunların birçoğu da hayal kırıklığına uğruyor. Belki bu bağlamda aradığı şeyi hukukta bulamadıklarını, hukuk eğitiminin ayrıca bence zor da bir eğitim olduğunu göz önünde bulundurursak bir başka soruna geçiş yapabiliriz burada. Hukuk fakültesinin kontenjanları meselesi. Yani bunu da iki açıdan problemli buluyorum. Birincisi, yani sen Galatasaray mezunusun. Sen bu anlamda şey, daha rahatsın. Çünkü sizin mevcudunuz kaçtı? Yani 45-50 idi yani o civarda. 45-50, ben Marmara mezunuyum. Yani yüzlerce kişi vardı tek, çift, ikinci öğretim dediğinde zaten binleri buluyordu. Onu geç, şu an Yalova Üniversitesi'nde çalışıyorum. Orada bile mevcudumuz 200'ü aşıyor. Bizde Türk-Alman'da şey böyle butik üniversite diye kuruldu, şimdi 80'e çıkmış. Daha da artacak. Butiklik o şu an. Düşün. Bir de üstüne üstlük şu an bizim okuduğumuz dönemdekini bile katlayacak sayıda hukuk fakültesi var. Hani sayısını bilmiyorum artık. 70 tane mi var? 80 tane mi? Aynen. Onu takip edebilmek mümkün değil. Ve bunların hepsi girdi bu fakülteye, bir şekilde bitirecek gözüyle bakılıyor. Ama işte senin de dediğin gibi hani bir açıdan hani şey dedin ya, sanki hukuk o kitaplarda anlatılan hukukmuş gibi. Bence evet, hukuk zaten bir kadar kitaplarda anlatılan hukuktur. Şu bağlamda bir kadar kitaplarda anlatılan hukuktur.
Yani hukukçular ne yapıyorsa odur bir yerde. Hani başka şekilde yine tartışırız da yani... Hayır, şey bağlamında söylüyorum, basit bir şekilde yani... Ben mesela yani bir noktada tabii ki anlıyorsun, jetonun düşüyor da hani o arada kaldığın zaman eğitim performansı düşüyor. Mesela yasaların öncelikli olduğu, işte ya, mahkeme tabii, kararlarının tabii. öncelikli olduğu, onların üzerine bu ders kitaplarının yazıldığının hani açıklanması veya bir görüş ortaya atılıyorsa, hani bunun hukukiliğinin onun mantığından değil de... Sen şunu söylüyorsun, yani, ben şu an hukuk politikası tartışıyorum, bunu bir yerde bana söylese... ben şu an politikası değil canım yani hani yaptığım şey hukuk değil. Yani aynen. O bağlamda hukuk politikası tartışıyorum. Yani veya hani ders diye tartıştığımda aslında bir yargıcın muhakemesini yapmıyor. Yasa koyucunun muhakemesini yapıyor. Sen bu bana söylüyorsun. Aynen. Çok. Veya hani ben o sınıfta hoca bana bir soru sorduğu zaman bir cevap verdiğim zaman onun doğruluğunun kriteri mantıklı olmasından kaynaklanmıyor. Yani mantıklı da olabilir tabii, yani hukuk her zaman mantık karşıtıdır demiyorum da hani söz konusu hukuk sisteminin kaynaklarından, içtihatlarına uyumlu olmasından kaynaklandığı bilgisi gelse, o ders kitaplarının da hani bu şekilde oluşturulduğu olsa yani daha açık olurdu. Daha ayrımları daha net görebilirdik yani. O yani basit bir şey sadece, yani hani bu çözüldü tamam, hani hukuk eğitimi uçar demiyorum da hani çok bence kolay bir şekilde yapılabilecek, yani ciddi bir karışıklığı da yani çözebilecek bir şey bence. Yani işte o hiç şüphesiz önce uygulayacakların, yani bu kitabı yazacak kişilerin üzerine sorumluluk yüklüyor. Ama benim dikkat çekmeye çalıştığım yer başka bir tarafıydı işin. O da şu, yani hukuk şudur derken biz aslında hukuk adına yapılan bir şeyleri işaret ediyoruz. Yani onları tarif etmeye çalışıyoruz. Yani hayal edelim. Yarın mahkemelerin tamamı yasalara bakmaksızın kendi başlarına karar vermeye başladılar. Hayal ya. Böyle bir şey olmaz. O ayrı hikaye de. Diyelim ki hukuk o olacak. Yani sen istediğin kadar yargıç kararı birel normdur, onun genel normdan çıkması gerekiyordu, böyle falan filan de, bu bir şey değiştirmeyecek. Ya da işte hani biz şu an kendi içinde bulunduğumuz toplumun hukukunu, çağın hukukunu bir şekilde anlayıp anlatmaya çalışıyoruz. Ama her zaman her yerde hukuk aynı şekilde karşımıza çıkmıyor. Yani çok daha içtihadi nitelikte olan hukuk sistemleri vardı, yasamanın olmadığı dönemler vardı falan filan. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum, hukuk netice itibariyle hukukçunun yaptığı şeydir, bilgisinin bize verdiği bir uyarı var. O da şu, yani doğru, yeterli, hakkı verilmiş bir hukuk eğitimi yapmadığı müddetçe oradan çıkan hukukçuların performa edeceği hukuk vasat altı bir hukuk olacaktır. Ve yani bu aynı bir doktorun yeterli tıp bilgisine sahip olmadan yapacağı ameliyatın hastanın sağlığını etkilemesi gibi senin adalet sistemini etkileyecektir. Ve bunu herkes yaptığı için aynı şey gibi, yani bir kelimenin yanlış telaffuzu herkes tarafından yapılırsa artık doğru telaffuza döner ya, hukuk da öyle olacak yani. Bugün görevli olan hakimlerin çoğunluğu bildiğim kadarıyla yeni atama. Son derece tecrübesiz kişiler, kendileri de bunu kabul edip zaten yardım almaya çalışıyorlar ama çoğunluklar. Çoğunluk oldukları için onların yaptığı şey hukuk olacak zaten. Yani çok çabuk o zaten şey, mahkemelerin tekrar eden kararı haline dönecek belki. Eğer ki iki tane hakim aynı kararı verebilirse, çünkü bunlar nasıl karar vereceğini bilmediği için arka arkaya baktığı dosyalarda bile farklı karar verebilir. Bırak iki hakimin aynı kararı vermesin gibi gibi. O bağlamda hani şey, ben bayağı acil bir ihtiyaç olarak hukuk fakültelerinin kontenjanlarının böyle çok radikal oranlarda, %90 oranlarında düşürülmesi gerektiği kanaatindeyim. İstanbul Hukuk'ta işte binlerce öğrenci var. Ve hani biz şunu da söylüyoruz, yani yeterli akademisyen de yok. Evet. Yani, ilgilenmen gerekir. Yani sen ne kadar şey...
hocayla içli dışlıydın ki öğrenciyken. Çok az. Yani hani evet. Hocalardan kaçı ya? Şu an ders de anlatıyorsun. Kaç tane öğrencinin adını biliyorsun? Tabii. Yani bir de şu var. Yani yani şunun da tabii etkisi var. Yani bir sürü ders var, yük var. Yani senin dediğine bir katkı da şöyle söyleyeyim. Yani aslında bu kadar senin de dediğin gibi hani hukuk birçok noktada onun faaliyetini gösteren kişilerin takdirini, performansıyla bağlantılı olduğu için o kişilerin de en azından hukuk eğitiminde bunun farkında olmaları lazım. Bence hukuk eğitimindeki bir diğer hani çabuk çözülebilecek ama bence müthiş bir hata. Hukukun çok yani aslında o kuramın ifade etmediği kadar formalist ve tek cevabı sağladığı, kendiliğinden sağladığı imaj veriliyor. Yani mesela öğrenciyken şeyi hatırla, işte pratik çözüyorduk. Anayasa hukukundan medeni hukukuna kadar hepsinde bir doğru cevap var. O doğru cevabı işte X'e, X olgusunda işte Y yasasının bilmem kaçıncı maddesine göre işte şu kavramdan dolayı doğru sonuç budur diye bu şekilde açıklıyorduk. Ama yani bu hukuk yani uyuşmazlıklarda en azından baktığın zaman hiç de öyle değil yani hukukun fiiliyatında birçok belirsizlik var. Bu hani şeyden kaynaklanmıyor işte Amerikan hukuk realizminin hani bu arada onlar da bunu söylemiyor da hani yani hakimlerin yasaya aykırı davranmasından da kaynaklanmıyor. Zaten hani hukuktaki belli belirsizliklerden ortada olan bir şey bu. Ama hukuk eğitiminde zaman da olmadığı için ama bence hani akademisyenlerin de bu işi çok basit de indirgediği için sanki hani hukuk işte tek işte her soruya tek bir cevabın yasada net olduğu, hiçbir belirsizliğin olmadığı, işte sizin yani öğrencinin ileride meslek hayatında işte argümanlarıyla onu gerekçelendirmesi gerekmediği böyle veya gerekse bile bu gerekçelendirmenin hani otomatik bir şekilde atlama şeklinde olduğu sadece çok basit yani hani Dworkin'in ifadesi sadece basit davalara yönelik bir eğitim var. O çok büyük bir eksiklik bence yani çünkü basit dava diye bir şey yok ki bu bağlamda. Nasıl? Bu bağlamda basit dava diye bir şey yok. Yani Evet yani uyuşmazlığa taşınan çoğu dava en azından tartışmalı bir şey. En azından belli bir süreden sonra yani hukuk fakültesi niye var? O aşamadaki durumda müvekkillere danışmanlık vermesi için, yardımcı olması için veya o konular hakkında hüküm vermesi için var. Ama hukuk fakültesinde verilen model buna hiç uymuyor. Yani ve o otomatmış gibi düşünülüyor hukuk. Evet. Yani evet. Paraya attım aşağıdan ürünü aldım. Ama böyle mekanik bir süreç değil. Değil yani. Çünkü hukuk aslında bir performans. Tabii. Bir uygulama meselesi ve uygulama hep yani işte norm somutlaşması diye biz bunu ifade ediyoruz. O somutlaştırma faaliyeti aslında hep bir yorum faaliyetidir. Yani dünyevileşiyor her seferinde. Yani o genel halinden olaya özgü bir karakter kazanarak uzaklaşıyor. Dolayısıyla da şey hiçbir avukat aslında şunu söyleyemez. Başka özel güçleri yoksa benim davamın sonucu ne olacak diye vekil sorduğunda kesin şu olacak diyemez. Diyemez. Ama biz ne anlatıyoruz? İşte normlar hiyerarşisine göre işte alt norm üst norma aykırı olamaz. Kendiliğinden olur. Veya medeni hukukta ne diyoruz? İşte yasa maddesinin altına vakayı yazıyoruz ve sonuç, hukuki sonuç budur diyoruz. Yani hani bazı vakalarda bu olabilir. Tamam hani trafikte diyelim hız limiti 50 kilometredir saatte 70 kilometreyle geçersen evet trafik cezası yazılır. Tamam. Ama yani avukatların meslek hayatında veya hakimlerin meslek hayatında böyle vakaların çok azınlıkta. Yani asıl mesele daha karmaşık meselelerde oluyor. Orada en azından yani bakın böyle belirsizlikler durumu var. Birden fazla cevap olabilir ve tabii ki de hukuk eğitiminin o belirsizlikler durumunda da nasıl bir performans gösterebileceği konusunda belli yetiler kazandırması lazım. Orada da senin dediğin ekstra dersler.
Hani evet, hem yani, kuramsal derslerin yani özetleyelim, bir yandan da toparlayalım bu bağlamda. Hem kuramsal derslerin sayısının arttırılması, hem dogmatik derslerin kuramsal ele alınışının arttırılması, hem de belki bir üçüncü olarak burada onu ilave edebiliriz. Sen münazara geçmişi de olan bir insansın. Onun faydasını da görmüşsündür diye düşünüyorum. Şimdi böyle öğrenci kulüplerinin biraz omuz atmasıyla, dava yarışmalarıyla falan bu açık biraz gidebiliyor. Ama belki bu dava yarışmalarının benzerleri, yani öğrencinin doğrudan dava pratiğini yapacağı daha pratik müfredatta yer verilebilir. Retorik derslerinin eklenmesi ya da işte şey gibi, hukuk kliniklerinin yaygınlaştırılması. Tabii. Ve retorik derken de hani onu da bir ekleme yapayım. Retorik deyince insanlar sadece söz sanatı gibi anlıyor. Halbuki illa yazılı anlamda da kendini ifade etmek, o da retorik. O da çok önemli. Yani hepsinden öncesi zaten hani şey, bu düşünme becerisiyle ilgili. Heh. Mantık da anlatıyorsun en başında. Safsata yapmayacaksın. Bu söylediğin şey neden söylenebilir bir şey? Hı. Neden, nasıl tutarlı bir şekilde düşünceni ortaya koyacaksın? Sapla samanı nasıl karıştırmayacaksın? Yani işte kendi duygusal tercihlerini hukuki kaynak gibi sunmayacaksın vesaire vesaire. Peki efendim. Var mı? Evet, içimizi döktük. Başka... bir ekleme daha yapayım. Bu aralar, bu hafta bir şey Finis çalışıyorum da, o güzel bir ifadesi var. Diyor ki yani hukukun bir manasıyla anlamak lazım diyor. Belki bir de hukuk eğitiminde hani hukuk dallarının yani mantığı ne, manası ne, toplumsal işlevi ne, özel hukukta dahil olmak üzere. Hani onlar bence dersler işinin derslerde hem hani kullandıkları kavramlar, mesela sözleşmedir, iflas hukukudur, odur budur. Yani bunların toplumsal işlevleri de bence anlatılsa hem anlama açısından öğrenciye faydalı olur bence. Yani hem de birçok yani akranımda görüyorum, insanlar hani yaptıkları işten pek keyif almıyor. Hani bunun tabii ki birçok sebebi var da, hani aslında yani yerine getirdikleri şeylerin, performansların belli toplumsal işlevleri var. Yani onların da hani bilincinde olmak hem mesleklerini de hani daha içli dışlı olmalarını, benimsemelerine sağlayabilir. Yani hem de o yaptıklarını da o gözle yapmaları, yani o işlevi... Yani bu sayede itiraz etmeleri. Hah, evet. Yani onlar şu anda yok. Ben mesela kendimi hani orada bir boşta buldum bu hukuk başlangıcı dersi anlatırken. Bu işte hukuk dalları da anlatılıyor ya, işte idare hukuku bilmem ne. Hani bir noktada şey diye kaldım, idare hukuku, idarenin hukuku, işte iflas hukuku, iflas kanununda. Hani bu açıklamalar yeterli değil yani. O hukuk dallarını anlatabilmek için, öğrencinin anlayabilmesi için onların toplumsal işlevlerinin anlatılması lazım. Yani manasını anlaması gerekiyor. Belki bunlar birazcık daha hani arttırılabilir çeşitli derslerde veya mevcut derslerin hani içeriklerinde. Evet, herhalde biraz da mevcut derslerin ele alınış biçiminin değişmesi icap ediyor. Hı. Yani bu yabancılaşma ayrı bir sorun. Yaptığın işe yabancılaşma meselesi. Belki ben şimdi tekrardan hukuk fakültesi öğrencisi olsaydım ne yapardım diye ayrı bir içerik çekeriz. Burada şey yapalım, sonlandıralım diyorum. Evet. Teşekkürler Engin. Ben teşekkür ederim.